Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuzun ismi prepositions. Yani Türkçedeki karşılığıyla edatlar. İngilizce'de çok fazla edat var. Ekranda gördüğünüz edatlar bunlardan belli başları. Bunlar genellikle en sık kullanılanları. Basitten yani karşınıza en çok çıkanlardan en az çıkanlara doğru sıralama yapmaya çalıştım. Çok uzatmadan hemen başlayalım. Öncelikle ilk edatımız yani ilk prepositionımız in. In içinde demek Türkçede karşılığıyla. The Man is in the Box örneğinde olduğu gibi adam kutunun içerisinde. Sadece böyle fiziksel olarak bir yerin içinde olmaktan bahsediyoruz. Hayır. Örneklerimize hemen bakalım. My mom is in the kitchen. Annem mutfakta. Yani burada mutfakta. D'da anlamı da veriyor ama hani burada mutfağın içinde olduğundan bahsediyoruz. Alex is in İstanbul. Alex İstanbul'da. Yine D'da. Ama yine İstanbul'un içerisinde olduğundan bahsediyorum. Joshua works in a bank. Joshua bankada çalışır. Yine bankanın içinde çalışından bahsediyorum. I love swimming in the pool. Havuzda yüzmeyi seviyor, severim. Yine aynı şekilde havuzun içinden bahsediyoruz. I left my phone in the car. Telefonumu arabamda bıraktım. telefon telefonumu I left my phone in the car. Telefonumu arabada bıraktım. Yine arabanın içinde bıraktığından bahsediyorum. Dogs are running in the garden. Alanya is in the south of Turkey. Köpekler bahçede koşuyorlar. Alanya Türkiye'nin güneyindedir. Yine köpekler bahçenin içerisinde. Alanya da Türkiye'nin güney bölgesinin içinde olduğu için yine inle. Yani yani biz yönlerde, yer ve yönlerde inle ifade ediyoruz. Hemen bir sonraki preposition'ımıza geçelim. On. On kelime anlamı olarak üzerinde demek ama illa fiziksel olarak bir yerin üzerinde olmasına gerek yok. Ee, örneklere bakalım. The cat is in the counter. Kedi tezgahın üzerinde. Evet doğru. Kedi tezgahın üzerinde. Yine aynı şekilde on the wall. Mesela the TV is on the wall dediğim zaman televizyon duvarda diyorum ama duvarın üzerinde ee, diye çevirmiyorum tabii ki. On the ceiling yani tavanda. On the floor yerde. Yine de de anlamı çıkıyor ama in'den farkı daha çok onun üzerinde, içinden ziyade üzerinde olduğuna vurgu yapıyorum. Yine aynı şekilde onu biz nerede kullanıyoruz? Toplu taşıma araçlarında yine uçak, tren, tramvay, otobüs gibi toplu toplu taşıma araçlarında biz yine onla ifade ediyoruz. Mesela on a bus, on a train, on a plane gibi. Aynı şekilde yine binanın katlarından bahsederken mesela I live on the, on the first floor dediğim zaman ben birinci katta yaşarım dediğim zaman yine bunu first floor'u yine onla ifade etmem gerekiyor. In'den ziyade yani o katın üzerinde olduğumdan bahsediyorum. Bir sonraki preposition'ım at. At da yine in on'la olduğu gibi yine d'de anlam veriyor cümleye. Mesela at the traffic lights dediğim zaman trafik ışıklarında. At the bus stop. Otobüs durağında. At the bottom of the ocean. Okyanusun dibinde anlamı veriyorum. Yine ama in on'dan farkı ne bu at'in? Daha çok böyle hani daha yüzeysel, daha havada kalacak şekilde bir yerde olduğumdan bahsediyorum. Yani içinde veyahut da üzerinde olduğuma vurgu yapmıyorum da. Mesela şu anda Instagram'da veya ve benzeri yerlerde sosyal medyada check-in yapacağınız zaman et tuşuna basıp şehrin adını yazıyorsunuz değil mi? Mesela add Alanya diyorum mesela at İstanbul et Italy filan dediğim zaman hani orada anlam veriyorum. Hani içinde olmaktan ziyade yüzeysel olarak orada bulunduğumdan bahsediyorum. Add de bu şekilde. Şimdi örneklerimize bakalım. In on et. E, burada videoyu durdurmanızı isteyeceğim sizden. Burada videoyu durdurun. Örnekleri önünüze bir kağıt alın, kendiniz bir yapmaya çalışın. Hangisinde in, hangisinde on, hangisinde et kullanacağını bir karar verin. Daha sonra da e, videoyu oynatın. Önce kendiniz yapın ama. Evet, şöyle bir 5 saniye bekledim. E, şimdi videoyu durdurduğunuzu düşünüyorum. Şimdi videoyu ilerletebilirsiniz ve cevaplara bakalım hemen. Where are the shoes demişiz? In the box. Şimdi hemen ikinci örneğime bakıyorum. Where are the shoes? In the box. Kutunun içerisinde. Doğru. Where is the pen? On the box. Where is the pen? On the box. Bakın kutunun üzerinde. Where is the clock? Saat nerede? On the wall. Yine aynı şekilde üzerinde demek için on kullanıyorduk. Where is the bus? At the bus stop. Otobüs nerede? Otobüs durağında. Yine at the bus stop. Yani üzerinde veya içinde demeden yüzeyi olarak dede de diyeceksem ne yapıyorduk biz? At kullanıyorduk. Where are the horses? Atlar nerede? On the field. Tarlanın üzerinde. 7'ye bakıyorum. Where are they standing? Onlar nerede duruyorlar? On the balcony. Nerede duruyorlar? Balkonda duruyorlar. Balkonun üzerindeler şu an burada. Where is she swimming? Nerede yüzüyor şu anda? In the pool. Havuzun içerisinde şu anda görüyorsunuz. Where is he standing? At the window. Nerede şu anda duruyor? pencerede diyorum ya şimdi pencerenin içinde değil üzerinde hiç değil yani yüzeysi olarak bir yerde demek için ne yapıyordum ben? At kelimesini kullanıyordum. Edatını kullanıyordum. Where is the spider? Örümcek nerede? On the ceiling. Tavanda. Tavanın üzerinde. Where is he sitting? Nerede oturuyor? On the table. Şimdi iki tane örneğim var burada. On the table dediğim zaman gerçekten fiziksel olarak masanın üzerinde demiş oluyorum ama where she sitting at the table dediğim zaman hani ne üzerinde ne içinde ama yüzeysel olarak yine de da demek için at datını kullanıyorum. On dersem üzerinde gibi komik bir ifade ortaya çıkacak. Bir sonraki slaytıma geçiyorum. In on at. Şimdi in on at az önce bahsettiğimiz kullanımların dışında başka nerelerde kullanılıyor? At'i zaten saatlerde biliyorsunuz. Ama günün belirli bölümlerinde de yine at kullanabiliyoruz. Mesela midnight gibi at midnight veyahut da christmas yine yılın belirli bir bölümü olan christmas da yine at kullanabiliyorum. Ama hani burada net gün olmaması önemli. Günlerde ne, yap, ne yapıyorum ben? Günlerde ise on kullanıyorum. Mesela on monday, on friday, on tuesday gibi. Ve yine new year's eve. Yeni yılın arifesi dediğimiz New Year's Eve'de yine bir gün olduğundan dolayı biz günlerde on kullanıyorduk değil mi? O yüzden günlerde on kullandığımız için New Year's Eve gibi ifadelerde de benim on kullanmam gerekiyor. Ama Christmas burada Christmas'ın gününe değil de olayın etkinliğin kendisine vurgu yaptığım için o yüzden et kullanıyorum. On Friday morning yine güne vurgu yaptığım için, Cuma sabahı dediğim için morning sadece morning olsa in the morning olurdu ama... Günü de içerisine aldığı için benim bunu onla ifade etmem gerekiyor. Yine aynı şekilde mevsimlerde işte in summer, in winter, in fall, in spring gibi benim mevsimlerinde yine in kullanmam gerekiyor. Keza yine aynı şekilde yıllarda bunu zaten biliyorsunuzdur yıllarda da in kullanıyorum ve günün yine belirli bölümlerinde in kullanabiliyorum. Mesela in the morning gibi, Mesela in the evening, in the afternoon ama midnight farklı olarak midnight'te et kullanıyorum. Bir sonraki slaytıma geçiyorum. To, to bir şeyin yerini, yönünü belirtir. mesela we are going to school. We are going dersem ne olur? Gidiyoruz. School dedim, okul oldu. Okul gidiyoruz olmadı. Okulla demem lazım. Yani Türkçede -e, -a yönelme ekini veren İngilizce'de, İngilizcede karşılığı bunun to'dur. I went to Italy last year. Geçen yıl İtalya'ya gittim. Şimdi I went to Italy last year dersem olmaz mı? Olmaz. Çünkü geçen yıl İtalya'ya gittim olur. İtalya'ya anlamını vermek için to'yu eklemem gerekiyor. What time do you go to bed? Yatağa saat kaçta gidersin? Yine yatağa demem için, ea anlamını yönelme ekini vermem için benim buraya to eklemem gerekiyor. To'nun bir başka anlamı daha var. To için anlamına da geliyor ama e, burada ondan bahsetmeyeceğim. To'nun için anlamına olduğunu bilin. Bir tane örnek vereyim. E, to stay fit, you need to have a diet. Fit kalmak için bir diyetiniz olmalı dedim. Next to. Next to bitişiğinde demek. Mesafe olarak çok yakın, böyle yani dip dibe anlamını veriyor. Mesela örneğe bakalım. Pizza Hut is next to KFC. Pizza Hut is next to KFC. Yani çok yakınında, dip dibe hemen bitişiğinde anlamını veriyor. Veya our table is next to the sea. Masamız denizin hemen dibinde, bitişiğinde anlamına geliyor. Next to. Bir sonraki in front of. In front of front zaten ön demek ama in front of da önünde demek. I am in front of the skyscraper. Yani ben gökdelenin önündeyim. Veya da he is in front of the computer. He is in front of the computer. Yani o bilgisayarın önündedir. Bir sonraki near. Near ile next to genelde karıştırılır ama şöyle çok basit bir ayrımı var. Near Nexus'a göre biraz daha mesafesinin açık olmasını belli ediyor. Yani near yakınında demek. İlla dibinde olmasına gerek yok. Mesela ne demiştik? Pizza Hut is next to KFC demiştik. Ama burada mesela Pizza Hut is near McDonald's. Yani Pizza Hut McDonald's'ın yakınında ama dibinde, bitişinde değil. The man is near the lake. Adam gölün yakınında. Öyle dibinde, bitişinde değil ama yakınında. Bir sonraki behind. Behind arkasında demek. Hogwarts is behind Harry. Yani Hogwarts Harry'nin arkasında. Behind oluyor. Veya da Hulk is behind Iron Man. Hulk is behind Iron Man. Yani Hulk Iron Man'in arkasında. Bir sonraki between. Genelde öğrencilerime bunu şu şekilde veriyorum. W ile N'nin arasında ne var? İki tane E var. Yani bunlar arasında sıkışmış. Yani arasında demek between'de. Messi is between Ronaldo and Neymar. Messi Ronaldo ile Neymar'ın arasında. Yani bu iki futbolcunun arasında oluyor. Devam under. Under altında demek. Luke is underwater now. Underwater birleşik bir kelime olduğu için bu şekilde yazdım. Luke şu anda su altında. She is under her umbrella. O şemsiyesinin altındadır dedim. Opposite. Opposite zıttı karşısında anlamına geliyor. Zıt karşıt anlamı da var. My house is opposite my friend's house. Benim evim arkadaşımın evin evinin karşısındadır. Zıttındadır yani zıt tarafındadır anlamına geliyor. Opposite of diye de verilir. Mesela what is the opposite of white? Beyazın tersi nedir? Black dersiniz hemen orada. Evet arkadaşlar geldik baya Bayın sayısız anlamı var, sayısız kullanım yeri var ama biz bugün prepositionların yani en temel en basit halini öğrenmeye çalıştığımızdan bayın yani beside anlamıyla kullanışını göreceğiz. Yani yanında, dibinde anlamına gelen anlamıyla öğreneceğiz. The woman is standing by the car. Kadın arabanın yanında duruyor. Veyahut da Alex Alice is relaxing by the sea ales denizin kenarında rahatlıyor, dinleniyor anlamına gelen bir cümle kurabiliriz. Dediğim gibi bayın, işte persevide kullanılan, tarafından anlamına gelen, e kadar anlamına gelen, ila anlamına gelen sayısız örneği var. O yüzden ona ayrı bir video yapmak düşer. O yüzden burada çok fazla detaya girmeden geçmek durumunda kalacağım. Beside. Ronaldo standing beside his car. Beside yanında demek. Tam yana anlamına geliyor. Zaten side yan demek. Bir olmak demek, yanında olmak gibi düşünebilirsiniz kelime anlamıyla. Ronaldo arabasının yanında duruyor. Hemen yanı başında. Ya burada bitişinde yakınında değil de yanında olduğunu bahsediyorum. Above, above üzerinde demek ama temas etmeden. Onunla farkı budur. Mesela the cat is on the counter demiştik ya, kedi tezgahın üzerinde. Burada hani fiziksel olarak bir temas yok. Sadece e, yükseklik olarak üzerinde olduğundan bahsediyorum. The sun is above the sea, güneş denizin üzerinde. Veyahut da LeBron James is above Chris Bosh. LeBron, Chris başın üzerinde. Hani fiziksel olarak temas etmiyor ama yükseklik olarak üzerinde olduğundan bahsediyorum. Bir sonraki below. Below da ebon'un tam tersi low kelimesini belki biliyorsunuzdur. Düşük demek, alçak demek. Below da aşağısında demek. Chelsea players are below Ronaldo. Chelsea oyuncuları, Chelsea takımının oyuncuları Ronaldo'nun aşağısında diyorum, aşağısında kalmış. Neil is below Andrea. Neil Andrea'nın aşağısında, altında. E below'un bir başka anlamı daha var. Below, rütbe olarak birinin altında olmak anlamına da geliyor. Mesela you are no match for me, you are below me. Sen benim dengim değilsin, sen benim altındasın anlamına gelen bir cümle kurarsam onu biraz aşağılamış oluyorum. Hani rütbe olarak benim altımda olduğundan bahsediyorum. Şimdi gelelim bunların karmasına bir örneklerimize bakalım. Next to. Next to ne Bitişinde. Mark is next to Susan. Evet, bitişinde. Liz is in front of the table. Liz masanın önünde. In front önünde demekti. John is behind Liz. John, Liz'in arkasında. Evet bakıyorum hemen arkasında. The table is between Mark and John. Masa, John'la Mark'ın arasında. Bakıyorum John, Mark masada arada kalmış. There is a chair beside John. John'ın yanında bir tane hemen beside neydi? Tam yanındaydı. Yanında bir tane ne var? Sandalye var. Mark, Susan and Liz are under the umbrella. Mark, Susan ve Liz şemsiyenin altındalar. Mr. Barnes yani kedimiz is on the umbrella. Bakıyorum hemen üzerinde şemsiyenin. Mr. Barnes is above everybody. Mr. Barnes yani kedimiz herkesin üzerinde. Everybody is below Mr. Barnes. Herkes Mr. Barnes'ın altında yani yükseklik olarak altındadır. Bir sonraki through. Through içinden içerisinden anlamına geliyor ama hani böyle hani in gibi değil. Mesela I'm watching the stars through the window dediğim zaman ben e, pencerenin içinden, pencerenin e, yoluyla e, yıldızları izliyorum anlamına geliyor. Veya da My dad is driving through the jungle babam ormanın içinden arabayla gidiyor anlamına geliyor. Araba sürüyor anlamına geliyor. E, Through'un bir de aracılığıyla yoluyla anlamı var mesela sosyal medyada bir şey paylaşacaksınız. Genelde hani paylaş butonuna tıkladığınız zaman via yani via şeklinde yazılan bir kelime var. O da aracılığıyla demek. E şunu da söyleyebilirsin. Mesela I'm posting my picture through Instagram. Ben Instagram aracılığıyla resmimi internete yüklüyorum anlamına gelen bir cümlede kurabilirsiniz. Yani through hem içinden hem aracılığıyla anlamını da gelebiliyor. Over over game over'daki over'la karıştırmayalım. Over üzerinde demek. The plane is flying over the mountains. Uçak dağların üzerinde uçuyor. Evet bakıyorum üzerinde over. He's jumping over the snowmass. O kar kütlesinin üzerinden zıplıyor. Bir sonraki along. Along boyunca demek. I'll take a walk along the river. Yani ben nehir nehir kenarında nehir boyunca bir yürüyüş yapacağım diyorum. Yani nehrin boyunca şöyle gideceğimden bahsediyorum. I was driving along the road when I saw a crazy driver. Çılgın bir sürücü gördüğümde yol boyunca seyahat ediyordum, yol boyunca araba sürüyordum. Hani along the road, hani araba yolda direkt yolda sürüyorum da diyebilirsiniz ama along the road dediğiniz zaman hani yol boyu gidiyordum anlamına veren yani anlamı biraz da kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Ee, Ve hatta yol tarifi ederken hani böyle dümdüz git dersiniz ya Türkçe'de go along the way diye bir tabir var. Yani yol boyu git. Hani dümdüz git anlamına gelen. Yani go straight de diyebilirsiniz ama go along the way dediğiniz zaman hani biraz da dümdüz git demiş oluyorsunuz. O dümdüzün karşılığı işte along oluyor. Sonraki up. E, yukarıda demek. Yukarı demek. She's climbing up the cliff. She's climbing the cliff de diyebilirsiniz ama up the cliff dediğiniz zaman hem yönünü belirtiyorsunuz hem de anlamı güçlendirmiş oluyorsunuz. Veyahut da he's going up o yukarı doğru gidiyor dediğimiz zaman yine anlamı güçlendirmiş veya da nereye gittiğini belirtmiş oluyorsunuz. Up'ın tersi down. The man is going down. Adam, the man is going dediğim zaman adam gidiyor. Nereye? Down. Aşağı gidiyor. Adam aşağı gidiyor. The plane is falling down. The plane is falling dediğim zaman e, uçak düşüyor ama down dediğim zaman yine anlamı kuvvetlendirmiş oluyorum. With ile demek. I'm dancing with my best friend. Ben en iyi arkadaşım ile en iyi arkadaşımla dans ediyorum. Yani is taking picture with his camera. Yani kamerası ile kamerasıyla fotoğraf çekiyor. Bir sonraki from. From denden demek. The penguins are coming from Antarctica. Penguinler Antarktika'dan geliyorlar. Yine burada denden. From'u atarsam Antarktika geliyorlar olur. Olmaz. From'u buraya koymak zorundayım. Veyahut da I'm from Turkey falan diyorsunuz ya. Veyahut da translating from German to English is difficult. Almancadan İngilizceye İngilizce çeviri yapmak zordur diyorum. Bir sonraki around. Around etrafında demek. The, the earth goes, civarında anlamı da çıkar. The earth goes around the sun. Dünya güneşin etrafında döner. Veyahut da the bus usually arrives around 6 o'clock. Otobüs genellikle 6 civarında, 6 etrafında, yani saat 6 etrafında e, ulaşır, varır demişiz. Saatle de yine bunu kullanıyoruz. Civarında anlamı vermek için. Bir sonraki with, without, yani within tam tersi. We cannot live without oxygen. Oksijensiz yaşayamayız. Siz, siz anlamına geliyor. I can't live without you. Klasik şarkılarda falan duymuşsunuzdur. E, sensiz yaşayamıyorum. Yani sızsız anlamı veriyor without'umuz. Bir sonraki until, until'in kelime karşılığı e kadar demek. Ama tili de duymuşsunuzdur. Ama tili formal yani resmi dille kullanmayın. Yazıla sınava falan girerken kesinlikle til kullanmayın. Untili yazmanız gerekiyor. Ama gündelik konuşma dilinde tili kullanabilirsiniz rahatlıkla. You can't go out until you finish your homework veya da you can go out till you finish your homework. Ödevini bitirmeden yani meden madan veya da e kadar anlamı da çıkıyor. Ödevini bitirene kadar dışarıya çıkamazsın. We played chess until midnight. Gece yarısına kadar satranç oynadık. Geldik among. Among ile between aynı anlama gelir ama aralarında fark vardır. Arasında demek. Hatta şu anda gençlerin oynadığı Among Us diye bir tane oyun var. Oradan biliyorlar bu kelimeyi genellikle. I love walking among trees. Şimdi aradaki fark ne? Between net fiziksel olarak bilinen şeylerin arasında olduğunu belirtmek için kullanılıyor. Ne demek o? Mesela Ronaldo is between Messi and Neymar dedim ya. Şimdi ben orada Messi ile Neymar'ı tanımladım. O yüzden between kullandım. Belli şeyler. Ama eman genellikle gruba ait ve tanımlanamayan, tanımlanma gereksinimi duymayan tek tek ayrıştırılamayan şeyleri yüzeysel olarak öyle söylemek için kullanılıyor. Mesela I love walking among trees diyorum ya ağaçların arasında yürümeyi severim. Şimdi burada trees derken hangi ağaç olduğunu falan tek tek bahsetmeme gerek var mı? Öyle genel olarak ağaçların arasında şu ağacın bu ağacın dememe gerek yok. Yani bir grup topluluk ismi olduğu için ben bunu emankla kullanmak zorundayım. He is happy to be among his friends. Arkadaşların arasında olduğu için mutlu. Şimdi yine burada arkadaşların işte Ahmet, Mehmet veya Can, ee, ne bileyim Stanley filan diye e, isim vermeden direkt arkadaşlarını grubu nitelediğim için onların arasında olduğundan bahsettiğim için Among e burada Bitwin'den ayrılıyor. Evet arkadaşlar dersimiz bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sorunuz bir sıkıntınız olursa yine yorum bölümüne yazabilirsiniz. Bol bol pratik yapmayı unutmayın. Ee, sağlıcakla kalın.